Evet sevgili arkadaşlar, bu kısa sunumda size uyku ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Sonuçta uykunun ne olduğunu, ne olmadığı konusunda bir fikir geliştirebileceksiniz. Umarım faydalı olur. Hayatımızın yaklaşık 1/3'ü uykuda geçiyor. 24 saatte 8 saat uyuduğumuzu varsayarsak 75 yıl yaşayan birisinin 25 yılı uyumuş demektir. Bu da işin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Uyku sadece tek bir parça olarak uyumuyor. Belirli safhaları var. Uyku birinci aşamadan başlayarak dörde kadar giden, yani derin uykuya kadar giden içeren safhaları içermekle beraber REM adı verilen bazı özel bölümleri var. Bu özel bölümlerde aşağı yukarı 3 ila 5 defa her 8 saatlik uyku içerisinde gerçekleşiyor. Ve tabii ki bu REM uykunun en stratejik bölümünü oluşturuyor. REM kısaca Rapid Eye Movements kısaltmasından, yani hızlı göz hareketleri olarak adlandırılan bir bölüm uykunun içerisinde. Bu sevimli bebekte şimdi göz hareketlerine dikkat ediyoruz. Gözü kapalı arkadaşımız ama gözü sağa sola ve yukarı aşağı doğru hareket ediyor. İşte bu yüzden bunu hızlı göz hareketleri adı veriyor. Ve şimdi arkadaşın yüz ifadesine dikkatinizi çekmenizi istiyorum. REM'in önemli konularından bir tanesi de rüyalar. Rüyadaki geçirdiği dakikaları bile arkadaşımız son derece keyifli bir gülümsemeyle uykusuna devam ediyor. REM'in ilk bölümü uykunun ilk 90 dakikası içerisinde gerçekleşir. Ve bu dönemde rüyalar görülür ve beyin son derece aktiftir. Sonuncusu ise uyanmadan 1 saat önce ve en uzunudur. Bu dönemde REM hafıza kayıtlarını kontrol eder ve daha sonra da göreceğiz beynin yeniden organizasyonu konusunda çalışır. Uyurken REM'de geçirdiğimiz dönem aslında beynin uyanık olduğunu göstermektedir. Elektroensefalogram denilen beyin kayıtlarında gördüğünüz üzere burada uyanıkken olan beyin dalgalarıyla REM dönemindeki beyin dalgalarında birbirine benziyor. Halbuki REM dışı olan uykunun derin safhalarında ise beyin dalgaları daha farklı bir görüntü çizmekte. Dolayısıyla beynin bu dalga itibariyle REM sırasında, uyku sırasında uyanık ve aktif olduğu düşünülmektedir. Uykunun kontrol merkezi hipotalamus denilen yaklaşık 4 gram ağırlığında olan beynimizdeki bir bölgedir. Ve bu bölge sadece uykuyla değil, biyolojik saatimiz, açlık, duygu durumumuz, ısı kontrolümüz gibi diğer farklı görevleri de vardır ve aynı zamanda beynin diğer bölgeleriyle de yakın ilişki halindedir. Peki uykuda ne yapıyoruz? Bir enerji tasarrufu mu var? Hayır. Niye hayır? Çünkü tasarruf edilen miktar yaklaşık 110 kalori. Bu da bir sosisli sandviçe denk geliyor. Uykunun asıl temel fonksiyonunun onarım ve yeniden beynin düzenlenmesi olduğu düşünülmektedir. Sinir hücreleri arasındaki bağlantıların yenilenmesi ve düzenlenmesi, dinlenme ve restorasyon anlamında özellikle beyin açısından önemlidir. Uyku sürelerine bakacak olursak, yeni doğanla 1 yaş arasında ilk yılda 15 saat olan düzeyin 1-3 yaşında 14 saate, arkasından 11 saate, 5-10 yaş grubunda 10 saate ve yetişkin dönemde ise 7 saate düşmektedir. 10 yaşından sonra 9 saatlik olan periyot yetişkin döneme kadar yavaş yavaş 7 saate inmektedir. Uyku hormonu melatonindir ve beyindeki epifiz bezinden salgılanmaktadır. Burada genç erkekler, genç kadınlar, yaşlı kadın ve erkekler arasındaki melatonin düzeylerinin incelendiği bir grafiği görmektesiniz. Yaklaşık gece saat 10'dan itibaren artık vücudumuz bize yat demeye başlamaktadır ve melatonin düzeyleri de bu şekilde görüleceği üzere yükselmektedir. Ve daha sonra zaman içerisinde bu düşme göstermektedir. Yalnız burada dikkatinizi çekecek bir tablo var. O da şu. Bakın gençlerle kadınlar arasındaki, yaşlı arasındaki fark bu. Yani yaşlarda melatonin hormonu daha az salınıyor. Dolayısıyla onlar uyku sürelerini daha düşük bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Yani çabuk yatsalar bile çabuk uyanıyorlar, erken uyanıyorlar ve dolayısıyla yaşlandıkça insanın uykuda geçirdiği süre azalıyor.
Peki uykusuzluk durumunda ne oluyor? Bir kere her şeyden önce iş performansı düşüyor. El becerisi kesinlikle düşüyor. Hafıza zayıflıyor. İş ve trafik kazası riski çok yüksek ve bu sonuçta stresle sonuçlanıyor. Peki uykusuzluk ne yapar? Kötü haber, iktidarsızlık yapar. Hipertansiyon, felç inme, kalp hastalığı, bunama, şeker hastalığı ve alkolizme neden olabilmektedir. 1950'lerde ortalama 8 saat uyuyan insanlar 2013 yılında ise maalesef 5 saate düşmüşlerdir. Bu daha az REM demektir ve derin uyku da azdır. Dolayısıyla uyanma kolay gerçekleşir, uyanma eşiği düşmüştür ve bunun sonucunda da uyku süremiz kısalır. Peki uyku rekoru nedir? 1964 yılında Randy Gardner bir nöroloji araştırması için tam 264.4 saat yani 11 gün 24 dakika uykusu kalmıştır. Peki rekor kimde? Rekor 1977 yılında Maureen Weston adlı bir İngiliz kadında. O 449 saat yani 18 gün uyanık kalmış. Fakat Guinness Rekorlar kitabı uykusuzluğun insan için uygun olmadığını düşündüklerinden dolayı 1977 yılından sonra kendi kitaplarında bu rekorlara izin vermemişlerdir. Burada uykusuz rekorunda dikkati çeken önemli şey hiçbir uyarıcı almadan uykusuz kalmaktır. Yoksa bol bol kahve içerek ve birazdan bahsedeceğimiz ilaçlarla uykusuz kalınan bir dönem değildir. Peki uykusuzluk için ne gibi ilaçlar var? Daha doğrusu maddeler var. Bunların içerisinde birincisi kafein, ikincisi nikotin, arkasına da alkol eklerseniz belki gece hayatı, idrar söktürücüler ve bazı kalp ilaçları uykusuzluğa neden olur. Bazı ünlü sözler var. Bunlardan bir tanesi Julius Caesar'a ait. Derin uykunun tadını çıkar demiş Julius Caesar. William Shakespeare ise uyku, sağlık ve vücudu bağlayan altın bir zincirdir demiş üstad. Margaret Thatcher ise eski İngiliz başbakanı, uyku pısırıklar içindir demiş. Kesin bir şey olmamakla beraber şunu söyleyebilirim. Kendisi 88 yaşında vefat etmiş. Fakat buna karşın son 10 senesi ağır bir bunamayla geçmiştir. Onun